Şimdi biliyorsunuz CHP'li 3 isim Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan İnce. Bunların Muharrem İnce'nin parti kuracağı ve Muharrem İnce'nin partisine geçeceği iddia ediliyor. Bunlar bir de iki isim özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazdılar. Çeşitli talep ve istekleri var. Hande Hanım çok özür dilerim. Özetleyeyim mi? Mehmet Ali Çelebi yollamış da mesaj yollamış. Mektupla ilgili mi? Evet. Tamam, Yani özetle ama şunu söyleyeyim. O mektuba ilişkin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına mektup yazılmaz, randevu alınır. Yani randevu alınır, evet. gelinir, konuşulur dedi. Şimdi evet, Ben hani özetleyebilirsin tabii ki. Sayın Vekil'in açıklamasını okuyorum. Kendi değerlendirmemi Zafer Bey'den sonra yapacağım. Tamam. Şöyle Yok, söylüyor. CHP'de kesinlikle bir Mehmet çatlama hiçbir şey yok ya. Her Sayın şey Çelebi şunu ya çok söylüyor. emin adımlarla iktidara Genel doğru gidiyor başkanım CHP. Genel başkana mektup yazılmaz sözü geçerli değil çünkü onlarca görüşme yapıldı genel başkan dahil. İnce'ye gidecekler ondan itiraz ediyorlar da Bir dakika, bir dakika. Bu sana özel yapılan bir Evet, açıklama. O zaman biraz böyle yavaş yavaş söyle, biz de not alalım. Ne diyor? programı izliyorum. Hani bu konuyu tartışacağınızı bildiğim için yazıyorum Evet. diyor. Sayın Mehmet Ali Özcan. Çelebi'nin Mehmet Ali sevgili Çelebi. izleyiciler açıklamaları, Peki Özcan özel Özel'in açıklamalar. biosunda niye Kemal Bey değil Bir de dakika dur, Muharrem İnce önce bir var? dinleyelim. Ben bir okuyayım. Özcan Özel'in biosunda Twitter biosunda Ya aç neden Muharrem İnce ile fotoğrafı var? Melih Eğer gitmiyorsa. şeyi Bir okuyorum dakika, bir yani. önce bir açıklamayı alalım mı? Diyorum gitmiyorum En şey demek baştan lazım değil mi? açıklamayı, özel Evet açıklamayı, Mehmet şimdi Ali Çelebi'nin özel açıklamasını diyor alabilir ki miyiz? Sayın Çelebi genel başkana mektup yazılma sözü geçerli değil. Çünkü onlarca görüşme yapıldı genel başkan dahil. İnce'ye gidecekler ondan itiraz ediyorlar da külen yanlış kronoloji yukarıda ve 2 senelik bir itiraz var. Sayın İnce ile 1-2 aydır görüşüyoruz. Mektupta verilen 4 mesaj şöyle. Bir, partide birlik sağlayın, ötekileştirmeyin. Sayın İnce dahil parti büyüklerini davet edin, konuşun. İki, partide demokrasi sağlayın. Partide olmayanı ülkeye vaat edemezsiniz. Üç, kurucu felsefeden kopmayın. 10 Aralık gibi marjinal yapılara uymayın. Heh. Dört, Onun kim oldu 10 Aralık? heyecanlandım. Ben Dört, söyleyeyim mi kim? Geleceğiz. Dur bir tabii. 10 dakika. Aralık kim 10 Aralık? Ya Melik, geleceğiz. Melik bir Melik, heyecan. konuşayım ya. Bir okuyayım yani Evet. açıklama. Dört, Çarpışarak gidecek. Birinci parti olmaya çabalayın. İttifak seçim satında en son değerlendirir. Taşeron siyaseti yapmayın diyor Sayın Mehmet Ali Çelebi. Oo. Ben kendisiyle ilgili görüşlerimi arkadaşlar konuştuktan Şimdi sonra ben belirteceğim. özetliyorum. Yanlışım ya da eksiğim olursa lütfen düzelt. Mehmet Ali Çelebi, biliyorsunuz, bir daha altını çizelim. Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazan milletvekilleri, İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia ediliyor bu isimlerin. Bu mektupta Ali Haydar Fırat'a yaptığı açıklamada Mehmet Ali Bey diyor ki, bir defa mektup yazılmaz, genel başkandan randevu alınır, görüşülür ifadesine Kemal Kılıçdaroğlu'nun onlarca görüşme yapıldı genel başkanla da ifadesini kullanmışlar. Yani diyor ki, aslında herhalde onu işaret ediyor. Biz genel başkana daha önce Görüştük. derdimizi anlattık demeye getiriyor. 4 talepleri var Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Partide birlik sağlayın, partide demokrasi sağlayın, İnce ile de görüşün. Kurucu felsefeden kopmayın. Yani 10 Aralık hareketinden uzak durun ki 10 Aralık hareketinin Oğuz Kağan Salıcı ile Canan Kaftancıoğlu'nun başını çektiği ifade ediliyor. Doğru mu? Dördüncüsü Kesinlikle. de birinci parti olmaya çalışın, taşeron siyaseti yapmayın. Dört Tamam. önemli Tamam, mesaj. bunu Muharrem İnce de söylüyor. Tamam. Onlar da oraya geçecek zaten. Şaşırdık mı? Hayır geçmeyeceğim. Hayır geç. Görüşüyoruz diyor canım. Görüşüyorum diyor 2 aydır. Tamam biz neyi konuşuyoruz? Ne yani? Şunu konuşuyoruz, bir dakika Melik. Hakan Bey, sizinle Ne kayıt başlayalım. altına alıyor, çarpışarak gidiyor. Hakan Bu Bey. mudur? Evet, Hakan Bey. duyuyorum, duyuyorum. Şimdi Duyuyorum. evet, Muharrem İnceciler ama Bu arada Yaşar bir Tüzün'ü de dakika, bir ekleyin. dakika dur Allah aşkına, Üç değil, geleceğim. dört. 4 dedim zaten. Muharrem İnceciler ama Yoksa burada 5 mi? bir 10 Aralık hareketi ne muhalif oldukları Dört. ve taşeron siyaseti yapmayınla da başka bir mesaj verdikleri görülüyor. Nasıl yorumlamak lazım? Tam taleplerine Kemal Kılıçdaroğlu İnce ile görüşse bütün sorunlar sanki çözülecek mi? Evet. Şimdi aynı tespitleri bana da göndermişti Sayın Milletvekili. Yani geçen gün de göndermişti. Bugün de Hı. tespiti aldım. Burada
bence benim anladığım onların derdi Muharrem İnce konusu değil. İlke. Hı hı. Neden? Çünkü burada bu maddeler arasında ilgimi çeken üçüncü maddeyle başlamak istiyorum. Bu diyor ki kurucu felsefeden kopmayın, marjinal yapılara uymayın. Kurucu felsefeyle kastettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oku ve Atatürk'ün kurucu felsefesi. Esasen Sayın Kılıçdaroğlu da büyük bir gayretle senelerdir bu dengeyi kurmaya çalışıyor ama maalesef bazı konular denge tutturmayla mümkün olmayabiliyor daha. Mesela Atatürk'ün milli bakışı ile ulusal bakışı ile sosyalist bir bakış hiçbir sokakta kesişmez. Normalde, normal şartlarda. Bunun dengesini tutturmak zor. Yani özgürlük sloganının arkasında ne olduğu bütün Türkiye'nin bildiği bir bakış ile... Arkadaşlar gene mi sesli sorun var acaba? Peki o zaman şöyle biraz daha uzaklaştırayım. Biraz daha uygunlaştı mı ses? Siz bir konuşursanız Hakan Bey anlayalım. Buyurun. Şimdi mikrofonu uzaklaştırdım. Tamam. Belki daha iyi gelebilir. Şimdi burada halklara özgürlük sloganı dediğiniz zaman bu felsefenin arkasındaki yaklaşımla Atatürk'ün çizdiği ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de altı okuna koyduğu altı oktan birisi olan milliyetçilik hiçbir sokakta kesişmez, kesişmez. Dolayısıyla ben tanıdığım kadarıyla Mehmet Ali Çelebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün çizdiği kurucu felsefesine sadık bir milletvekili, bir insan. Dolayısıyla onun genel merkezde senotlar arasında yazmış, diyor ki biz diyor iki yıldır diyor defalarca, onlarca kez randevu aldık, anlattık. Ama bir netice çıkmayın. Mecburi mektup yazdık. Dolayısıyla ben burada şu felsefeden uzaklaşmayın, marjinal yapılara uymayın uyarıcı. Seçmen açısından da ya anahtarı verin diyor Hakan Bey, anahtarı. Kemal Bey'e diyorlar ki anahtarı ver. Partinin anahtarını yani ver. Yani burada anlıyorum ne demek istediğinizi. Ya şu, şimdi CHP seçmeninin en az %70'i özellikle Ege, Akdeniz ve Trakya ve İstanbul'daki seçmeninden bahsediyorum. Bunların milli hassasiyetleri olan Atatürk değerlerine bağlı bir, ve çoğunluğu da eski merkez sağ. Yani ana vatana, doğru yola, Adalet Partisi'ne oy vermiş seçmenler olduğunu anketlerle biliyoruz. Dolayısıyla bu seçmene zaten bu marjinal yaklaşımlar, artık defalarca anlattım, bir kez daha Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun dünya ve siyasi görüşünden bahsetmek istemiyorum. Bu felsefenin bu seçmene uymayacağı ve bu anlaşıldığı takdirde CHP'ye oy kaybettireceğini sadece ben görüyor değilim. Ya da benim gibi birileri görüyor değil. Birçok insan görüyor bunu. Seçmen de görüyor. Görmeyeni de süreç içinde Canan Kaftancıoğlu ya da benzeri siyasi görüşler masaya yatırıldıkça görecek. İşte milletvekilleri burada bu dertlerini anlatmışlar. Yani biraz özet. Tamam. Ben sizi biraz bekleteyim o zaman.
Melik, şimdi katılıyor musun tespitlere? Şöyle yani burada tabii benim hani ayrıştığım yer, bu vekiller gitmeyi zaten kafasına koymuş. Bu kurt kuzu hikayesi. Diyor ya suyumu kirletiyorsun. Ya sen yukarıdasın, ben aşağıda. Şimdi dolayısıyla gidecekler zaten de. Ama böyle çarpışarak ve bu çarpışmayı mümkünse partide bir kriz haline dönüştürebilir miyiz? Ve bu... Ama rahatsızlıklarını söylüyorlar açık açık. Ya bu rahatsızlığı tamam söyle. Zaten Kemal Bey'le görüşmüşsün, söylemişsin. Niye bir daha kamuoyuna açıklama ihtiyacı duyuyorsun? Çünkü kayda geçiyorsun. Çünkü domino yok, etkisi yaratabilir mi diye hesap ediyorsun. Yani biz 4 kişiyiz. Bunu 10 yapabilir miyiz? 15 yapabilir miyiz? Parti içinde bir dalgaya dönüşürse Kemal Bey anahtar teslim, tamam hadi kurultaya gidiyoruz, ben anahtarı size bırakıyorum. Partiyi ortadan ikiye şak diye karpuz gibi böldünüz. İşi o duruma getirebilir miyiz? Bunu deniyorlar. Ama bu bunlar tırnak içinde Kemal Bey'e sökmez. Onu söyleyeyim. Yani Kılıçdaroğlu bir kere Oğuz Kağan Salıcı gibi, Canan Kaftancıoğlu gibi partideki diğer isimlerle birlikte çalışmayı kafaya koymuş. Ve ona sorarsan İstanbul ve Ankara'yı kazanmanın yolu bunların metotlarıyla kazandım diyor. Yani öyle mi diyor? Elbette. Partiyi genişleterek yani kaftan İstanbul'u ama sorun bakayım. Ama yanılıyor. Ya, hayır ama mesela Canan Hanım'a sorun, İstanbul'u kazandırmada 50-50 katkısı olduğunu söylerse. Röportajlarına bakın. İstediği kadar söylesin, hiç alakası yok. Çok başka sahiplerle kazandı. Ama sonuç itibariyle Kemal Bey ikna edilmiş, Hakan Bey. Yani Kemal Bey'in etrafındaki halka ikna etmiş. Eğer etmeseydi, bakın eğer etmeseydi Muharrem İnce kopmaya gitmezdi. Muharrem İnce'nin kopma nedeni ne? En büyük nedeni çete diye tarif ettiği parti içindeki bir takım isimlerin kontrolü sağladığı ve Kemal Bey'i kontrol ettiğini söylüyor. Şimdi çete diye tarif ettiği kişileri hepimiz biliyoruz. Ama kendi telaffuz etmediği sürece bu isimleri bir söyleyemeyiz, davalık oluruz. Ama hepimiz biliyoruz kimleri kastettiğini. Şimdi Kemal Bey Muharrem İnce'ye karşı buna direnirken ve en son eşli yemekte de Muharrem İnce, ya artık siz onursal genel başkan olun, anahtarı bana verin, ben parti büyüttüm, bakın sizin bilmem kaç puan üzerinizde, 6-7 puan üzerinde puan aldım, bana anahtarı verin dediğinde Kemal Bey'in verdiği cevap, hayatta sana vermem, partiyi sen 3 günde bölersin, anahtarı yok sana deyip ertesi gün Muharrem İnce alakası olmadan vekillerin kayıt törenine geliyor, vekili olmadığı halde, sırf konuşabilmek için. Çünkü orada kameralar var. Konuştu ve tartışma başladı. Dolayısıyla o dönem bunu kabul etmemiş Kemal Bey, Mehmet Ali Çelebi'ymiş, yok bilmem kimmiş, buna papuç hiç bırakmaz. Güle güle. Ama burada bu vekiller bunu tarihi kayda geçip acaba biz partide bir dalga yaratabilir miyiz'in hesabını yapıyor. Bunun için yoksa bana niye mektup yazıyorsunuz işte, gelin konuşalım. Gitmişsiniz, bir daha gidin. Biz mektup arkadaşı aramıyoruz. Ne arıyorsunuz? Ne arıyorsunuz? Ben söyleyeyim ne aradığınızı. Kemal Bey son vallahi ana Melik kadar Bey, Kemal anahtarı Bey, elinden CHP'den alabilir miyiz? CHP'lerden güzel savundunuz Kemal Bey ya. Efendim? CHP'lerden güzel savundunuz Kemal Bey. Ama hayır Kemal Bey şöyle yani Kemal Kılıçdaroğlu öyle ya da böyle mesela söylenen şey yani hem parti işte %50'lere gelsin hem de sadece böyle katı Kemalist Atatürkçü çizde kalsın. Bu matematiğin doğasına aykırı. Kemal Bey de diyor ki biraz daha esnetiyorum ben. İşte biraz daha ama onlar öyle demiyor. Liberal bir sol üzerinden gidiyoruz. Dolayısıyla hani o bir matematik hesabı yapıyor ve kendince de yerel seçimde de başarı da sağladı büyük ölçüde. Ama o başarının sebebini yıkılıyorlar diyorum size işte. Efendim? O başarının? O başarının. Sebebinde yanıldıklarını düşünüyorum. Hiç alakası yok. Peki çok yani çok net duyamıyorum sizi de o yüzden. Peki sebebi o değilse ne başarının sebebi? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun başarısı Hakan Bey. Öyle ya da böyle yerel seçimde öyle ya da böyle hayır. Kemal Bey'in başarısı. Ankara ve İstanbul'u 25 yıl sonra almak kimin başarısı? Partinin ya şeyinde kim var? Pilot kabininde kim var? Ankara İstanbul'muştur. Söyleyeyim. Birincisi Ekrem İmamoğlu çok doğru bir isimdi. Kemal Bey'in burada başarısı var. Ekrem İmamoğlu'nu seçerek doğru. Ama Ekrem İmamoğlu'nun tarzı olmasaydı o seçim alınamazdı. Bu bir. İki,
Seçmen tamam, yerel Ekrem seçim. İmamoğlu ismini bulan Kemal Bey. İki, bakın tamam, Hakan Bey onu. Çok özür dilerim. Bir maddeleri alalım mı? Bir maddeleri alalım. Ses ha, bu burayı gelirken. Kaçırmadan araya anladım gireyim da, dedim. Sesleri alalım peki, sesten peki, dolayı. Peki. Buyurun iki. İki, seçmen yerel seçimlerde iktidara mesaj verir. O mesajlar genelde muhalefete yönelir oy olarak. Mesela 2009'da da %38'e düştü AK Parti'nin oyu. Ve çok yüksek oy aldı Cumhuriyet Halk Partisi 2009 yerel seçimlerinde de. Ama 2 yıl sonra 2011 %50 aldı döndü AK Parti. Peki. İkinci sebep yerel seçimdeki değişmiş oy olarak. Ses kötü geliyor galiba yüzünüz. Evet Hakan Bey, gene duyamadım. Gene bir bekletiyorum.